Dilini çekerken kendinizden kattığınız bir şeyler var mı? Yani açık hayatta da görümcü olduğum için kendi malzemelerimi kullandım diyebilirim. Genelde artık sanırım. Karakter olarak zaten o kıskançlık huyları, o hızlı yani abisine düşkünlüğü, erkek kardeşine düşkünlüğü benim kendi hayatım için. Bilmiyorum, sen ne dersin bu konuda? Kesinlikle kendi hayatından böyle bir görümce. Filmde izlediğiniz görümce, hep senin kendi özel yaşamında da olduğu görümce maalesef. Keşke sonra sana şey yapmasaydın. Yani şey izleyince göreceksiniz. Evet, abone ol mikrofonu. Aynen. Çekimlerde ilginç yaşadığım, mutlaka komik şeyler çok oldu da böyle ilginç olaylar aklınızda kalmıştı. Genellikle Zeynep, Franco ve Danilo bizi çok zorladı. Ya bu nasıl yazarlar? Gerek Zeynep, Franco ve dansları, gerek Danilo'nun değişik Türkçesi bizi oldukça eğlendirdi. Özlem Tokaslan'ın kendi çapında yine dansları olsun. İnce Fars'ın Kıbrıs aksanı olsun. Yani bütün oyuncular normal değildi. O da bizim işimize yaradı. Harmoni oldu yani. Aynen, harika oldu. Buğra bizim de bununla ilk defa birlikte ayrıldık. Evet. Nasıl bir şey? Çok kötü. Kötü. Bir daha da çalışmak istemiyorum. Ben de. Yeter yani. Tübeliyiz. Bu filme bir gönderme olsun. Çok keyifliydi. Hüseyin'le evet ilk kez çalışıyoruz. Bundan sonra da her yazında ben de oynayacağım, haberin olsun diyeceğim. Aynı şekilde ben de onu yazdım da. Sizin ikinci senaryonuz devam edecek mi? Gişeye bağlı tatlım. Yani ben bu ekiple, bu yönetmenle, bu kadroyla 100 tane daha film yaparım ama görümce iki mi olur, Selahattin bir mi olur? Selahattin ya! Yani bakalım. Peki, sonrasında bir dizi de görecek miyiz sizleri? Böyle bir düşünce var mı? Biz diziye artık ulaşmayı düşünüyoruz. yani bence şu an Eylül'e kadar bir dizide yer almayacağım. Senin de bir dizi şeyi... Ya büyük ihtimalle ben sinemadan çok memnunum, devam etmek isterim. Ya da dijitale kayarım en kötü. Ama parasız kalırsam bizi yaparım. bana parasız mı demek istiyorsun? Allah korusun, Buğra gibi olmayayım da. Evet dizi yapmak iyi, evet. Parasız bile yani. Nasıl be? Evet tabii çok kötü zaten dediler yani. Çok zorlandılar beni abi. Özellikle Gupte benim Türkçe'de dalga geçiyor. Hala da geçiyor. Dalga geçiyor ama şey, bütün Türkiye şey, selam göndermek istiyorum desek için. Benim Türkçe güzel, haberin olsun. Vallahi şey, değiştirdi yani. Artık kitap bile yazacağım yani. Evet. Edebiyat değil mi? Edebiyat, evet. Çok güzel, keyifli, herkese tavsiye ediyorum. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Pardon, ben bana ve... Şey, pardon ya. Buna gelin kamera. Sen görünce izlemedi. Ne zaman sinema gidiyorsun? Tamam o zaman, bak. Söz verdiği haberin olsun. Herkesi bekliyorum sinemada. Pardon. Tamam ben, tutamıyorum kendimi. Gördüğünüz gibi böyle deli dolu bir ekiple çok kolay geçti. Filmde çok enerjik. İnşallah beğenirsiniz. Çok zorlandınız mı bir gelin olarak? Bu ekiple çok zorlandım. Yani neler çektiğimi gördüyseniz bir de bunun perde arkasını hayal edin. Şimdi de maruz kaldım. Evet. Hiç Gupse Hanım kendini role kaptırdı oluyor mu? Yani savaş çekmeler mi? Zaten ne yapacağını söylemediği için hazırlıksız yakalanıyorsun yani. Teşekkür ediyoruz. Salona geçmemiz gerekiyor. Teşekkürler.